الحمد <سؤال> لله <بمقره> الذي <سؤال> هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله <بمقره> وما توفيقي واعتصامي الا لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bu gece خبر تركيا 13'ün bizde e, Efendi Hazretlerimiz git buyurdu. Bundan dolayı hayırlar olacak e, inşallah düşüncesiyle insanlara çok faydalar oluyor. E, bu itibarla ben şimdi 9 Çeyrek Gece sizden izin alacağım. Oraya yetişeceğim. İnşallah. Yine de biz bu dersimizi bırakamayız. Bu bizim ee, yarım saatte olsa, 40 dakikada olsa, bu bizim Allah için toplanmamızdır. Burada günahlarımız affoluyor, burada dualarımız kabul oluyor, burada bütün hayırlar burada cemaatte rahmette bereket var. İnşallahu rahman. Evet, yani sonda çok önemli bazı duyurularım olacak. Bunları dikkatle dinlersiniz. Zaten kısa konuşunca dinlersiniz. Sizi. Evet. Diyorsunuz her hafta böyle çağırsalar bir yere de. Ozan ben bazen uzatıyorum işte benim de kendimde değilim ama işte mecbur şimdi kendimi düzene sokacağız çünkü milyonların faydası var onlar daha önemlidir belki birisi hidayet vakti gelmiştir çok insan namaza başlıyor çok insan hayır Allah'tan bizde bir şey yok şimdi biz 18. farzdayız dersimize başlayayım sonunda da ilanlarımı dikkatle dinlerseniz çok faydalanırsınız inşallah 18. farz neymiş? 54 farzdan. Sevdiğini Allah için sevmek, düşmanlık ettiğini Allah için düşmanlık etmektir. Zaten İslam'da kin ve nefret o manada düşmanlık yoktur. Bu düşmanlıktan maksat nedir? Sıfatlaradır. Şahıslara değildir. Sıfatlardan kastımız nedir? Kafirin küfrüne, münafığın nifağına, fasığın fıskına. Yoksa biz şahıs olarak insanlara kin ve nefret ve düşmanlık yapmayız. Ama kafirde ne vardır? İnkar vasfı vardır. Allah inkar ediyor. Peygamber inkar ediyor. Dün birisi gelmiş. O da işte elektrik şeyini bitir. Mühendis falan böyle. Bunlar bu elektrik şeyleri biraz fazla şey oluyor. Volt mu fazla geliyor? Ne oluyorsa. Evet. Yahu diyor Allah inkar eden kafir olur da peygamberi eden kafir olmaz diyor. Niye diyor? Ona Müslüman değil diyebilirsin diyor. Kafir diyemezsin. Bunları nereden uyduruyorlar Yani bunlar hiçbir kitapta olmayan şeyleri kendi kendine de o şey, ayırımı nasıl yapıyorlar? Bu da bir şey delilik az akıllı olmaz derler yani. Ya, bu da acayip bir şey. Kardeşim adam inkar ediyor. Kur'an'dan bir ayet inkar etse ne olur? Göktaş'ın dediği gibi Stalin gibi kafir olur derdi. E daha ne yani? Burada şimdi Kur'an'dan bir ayet inkar etse kafir olur. Da. ne peygamberi ya? Bir ayeti bile inkar etse kafir olur. Ha biz kafirin inkar sıfatını sever miyiz? Sevmeyiz. E dolayısıyla o sıfatla muttasıp olduğu için de bir adamı o sıfattan dolayı sevmeyiz. Ama insan olarak mesela farklıdır. Adam orada kafirdir diye açlıktan ölüyor, susuzluktan ölüyor. Ona su vermez miyiz? E oradan ezi, ezildi, kenara çekmez miyiz? Bacağı ezilecek yani. O ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Bunları birbirine karıştırırsak İslamiyet'i yanlış anlatmış oluruz. Bu dengeyi kurmak lazım. Ama şimdi efendim, hoşgörünün dozunu kaçırarak, ayarını kaçırarak da adamın e, yaratılan severim yaratandan ötürü, çok güzel. Bu Yunus Emre'den menkuldür, doğru bir laftır. Ama bunlar işi, ayarı kaçırıp nereye kadar götürüyorlar? Efendim, hiç fark etmez. Ha Müslüman, ha gavur. Ben eşit severim. Ha bu şimdi ne oluyor? Ayarı kaçırmak oluyor. Çünkü allah Teala burada iman kardeşliği tesis etmiş. Burada özel bir kardeşlik var. Tamam bütün insanlarla Adem babadan kardeşlik var. Hepimiz Adem oğluyuz. Ama mümin kardeşliğinin farkı var. Şimdi bu farkı ortaya koymadığın zaman herkese eşit mesafedeyim. O zaman da sana da cehennemde eşit mesafede olur. O, onlarla beraber. Olmaz. Şimdi sevdiğini Allah için seveceksin. Eftalül amal. Amellerin en üstünü. Elhubbulillah. Allah için sevmektir. Elbugdulillah. Allah için kızmaktır. Bundan üstün amel olamaz. Rabbimiz ne buyuruyor? La tecidu kavmen billahi vel ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumu yu'adun ve rasulih. Allah ve رسولüne karşı gelenlerle dostluk kurmuş vaziyette bulamazsın. Ne demek bu? Eğer Allah'a ve Resulüne muhalefet edenlerle dostluk yapan bir topluluk görüyorsan anla ki onların Allah ahirete imanı yok. Çünkü Allah ahirete imanı olan bir kavmi Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle dostluk kurmuş vaziyette bulamazsın. Yani ne demek? Allah ve Resulüne imanı varsa Allah'ın Resulü'nün muhaliflerinle dostluğu yoktur. Allah'ın ve Resulü'nün muhaliflerinle dostluğu varsa Allah'a ve ahirete imanı yoktur. İki şık çıkıyor buradan. Ya buradan al bu yeri ya bur geriden gel buraya. İki noktada da aynı yere gelirsin. Onun ki bu mesele çok önemlidir ve hassastır. Efendim bir insanı seviyorsan bu, bu sevgi Allah için olacak. E Allah için kim sevilir? Şimdi şarkıcıyı Allah için sevilecek bir vasıf mıdır? Niye seviyorsun bunu? Allah için çok seviyorum. E niye seviyorsun? Güzel söylüyor. E bu Allah için alakası yok ki. Öyle mi? Efendim futbolcuyu çok seviyorsun. Üç gol attı. Tamam çok seviyorum. Allah için. Ulan, ne Allah için? Ne alakası var Allah için? O takım kazansa ne olur? Bu takım kaybetse ne olur? Buna Allah için ne alakası var? Şimdi Allah için şeyi Allah'a uygun olacak. Ama cami cemaat bir Müslüman kardeşini sevdin. Ya bu Allah için olabilir tabii ki. Çünkü senin cami cemaatten kardeşin, sohbet arkadaşın, asker arkadaşın. Çünkü asker arkadaşlıkları Efendim, ...ilim tahsili arkadaşlar... ...haç, ömre, yolculuk arkadaşlar... ...bu gibi şeylerde ne oluyor? İnsan Allah için bir Müslüman kardeşiyle... ...beraber olduğu zaman... ...hele bir zamanda vakitte geçirirse... ...orada bir dostluk dostluk sohbet oluşuyor. Sohbetin Arapçası birliktelik demektir. Türkçesi. Birliktelikten de ne oluşuyor? Hukuk oluşuyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir kere bir e, ağaçlık yere girmişlerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem... ...baston kesti kendine böyle... bir ...iki tane değnek kesmiş sahabeden birine... Efendim gitti düzgününü ona verdi. O düzgün dalı baston olarak ona verdi. Dediler ya Resulallah bu düzgün olan size daha yakışır. Buyurdu ki şimdi bununla bizim yolculuk arkadaşlığımız var. Bir saat bir an bile hukukumuz oluştu yolculuktan dolayı insan arkadaşını tercih etmesi lazımdır. Düzgün olan ona verdim dedi. Dolayısıyla bu gibi şeyler Allah için olur. Allah için birbirini sevmek bu noktada olur. Ama adamla Hasbihalin yok, komşuluğun yok, e, sılay rahimin, akrabalığın yok, hiçbir şey yok. Adamı sırf sesin, sesi güzel, yok güzel şarkı söylüyor, yok güzel oynuyor, yok güzel şekli, tipi güzel falan. Bunlar Allah için olmaz böyle şeyler. Bunlar nefis işi bunlar. Bundan dolayıdır ki bu sevme işi telâtün men nefi vecede halâ üç şey var. Kim bunlar kimlerde bunlar varsa imanın tadını bulur. Demek herkes imanın tadını bulmuyor. Herkes Müslümanım der ama imanın tadını bulamaz. En yekûne allâhu rasûlû ileyh min ma Allah. Allah ve Peygamber her şeyden ama her şeyden daha sevgili gelecek. Sevgi neyi gerektiriyor? İtaatı gerektiriyor. Söz dinlemeyi gerektiriyor. O zaman ne oluyor? Allah'ın Resulü'nün sözü, emri, buyruğu geldiği noktada Diğer bütün sözler geri kalması gerek. Ama bizde öyle olmuyor. Onun için de imanımızın tadını bulamıyoruz. Ve yuhibbel mer la yuhibbu illa lillahi teala. Kişiyi sevdiği zaman sırf Allah için sevecek. Ya hoca ben şimdi ben şimdi hanımımı seviyorum. Bunu Allah için sevilmesi ne demek? O, o sevilir. Hanım Allah için sevilir. Çünkü nedendir? Aranızda hukuk var. Karı koca hakları tealluk etti, tereddüb etti. Allah onu sana eş seni ona eş etti. Birbirinizin üzerinizde haklarınız var. Allah için. O nefis için olan pay da yine Allah'a döner. Niye Allah'a döner? Çünkü ben bununla şehvet ateşimi söndürmesem haramlara düşerim. Ne oluyor? Hanımım benden, ben ondan istifade etmek suretiyle haramlardan bana kalkan oluyor. Hünne libasüllekum ve entüm libasüllehun. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi. Onlar sizin elbisenizdir, siz onların elbisesisiniz buyuruyor. E bu noktalara düşünün insan hanımını da Allah için sevebilir değil mi? Çocuğunu Allah için sevebilir. Niye? Evveledin salihin yed'u'le arkamdan bir salih çocuk bıraksam namaz, abdest, Kur'an, zikir e, yapsa da bana dua yapsa bana ahirette hayır gelir. Yine Allah için olur. Bunlar çok önemli. Ama bunun farkı nedir? E senin hanımın Allah kitaba sövse sen onu tutar mısın? Ha senin oğlun Allah peygambere karşı gelse sen onu sever misin? Ha işte bu fark buradan çıkıyor. Ama sen efendim benim karım, benim çocuğum, benim anam, benim babam Allah dine'yi, İslam'a, Kur'an'a, kitaba ne yaparsa yapsın ben bunu severim. Ha o zaman seninki Allah için değil. Ölçümüz nedir? Allah'ın Resulü'ne muhalefet etmedikçe muhalefet de yanlış anlamayalım kardeşler itikat muhalefeti diyelim çünkü amel bakımından herkesin bir muhalefeti olabilir yani çocuk bir vakit namazı kaçırdı diye veya değil mi efendim hanım bir günaha düştü diye normal herkes bir günah işleyebilir e bunu hemen sen Allah Resulüne karşı geldin, seni sildim falan. Seni kim silecek bu sefer? Herkes de sana çarpı koyar. Seni seni sanki çok itaatlısın yani. Buradaki mesele akıl fikir itikat inanç bu noktada Allah Peygambere kim karşı geliyorsa İslam'ın hükümlerine itiraz ediyor. Çok var böyle maalesef. Bu Kuranda da olsa da kabul etmem. Efendim bu zaman bunun zamanı mı? Bu ne ne yapmak istiyorsunuz falan. Sünnete düşmanlık şu bu. Ama bu burada da bir pay veriyoruz. O payda nedir? Tebliğ edildi mi edilmedi mi payıdır. Çünkü bir insan ben Müslümanım der ama Kur'an'daki bütün meseleleri bilebilir mi? Bilemeyebilir. Bu sefer sen ona Kur'an'dan bir mesele anlatırsın. Değil mi? Yani diyelim ki hırsızın kolu kesilecek bir hükümdür bu. Ah bu olsa bu hırsızlık kalır mı da? Memleket yaşanacak halden çıktı. Acil yöneticiler buna bir çözüm bulsun. Memleket, memleketi mahvedle. Herkes güvenlikli özel siteye oturma mecburiyetinde bırakılıyor. Bu ne yapılmak isteniyor ya? Özellikle sur içi çok sıkıntıdadır. Şu bulunduğumuz sur içi bilmiyorum ekümenik projesine mi hizmet ettirilmek isteniyor? Buradan millet kaçırılmak mı istiyor? Hiç huzur kalmadı bu bölgelerde. Bu ne yapılıyor ya? Ya Allah rızası için ya millet buna 5-10 lirada katkıda bulunabilir bir vergi mergi çıkarılıyorsa özel güvenlik mi tutacaksınız? Ne yapacaksınız kardeşim? Her gün yüzlerce haber efendim kadınlar, yaşlılar, çocuklular bu ne olacak ya? Girilmeyen ev kalmadı ya. E şimdi efendim hal böyle olduğu zaman sen diyelim hırsızın kolu işte Allah'ım Kur'an'da bir şey buyuruyorsa bu iş düzen içindir. Böyle bir şey yapılsa hepsini yapar. Efendim bu işi bırakır. Ama şimdi ne düşünüyor? Ha tam diyor. Kış yaklaştı diyor. Şimdi bir şeyler yapayım. Üç ay kışı da bedava şeyde kaloriferli yerde hapishanede geçiririm. Yaza çıkarım diye düşünüyor. Ama bu böyle olmaz ki. Bundan dolayı adama sen bunu anlattın. Adam da dedi ki olmaz öyle şey bilmem ne bilmem ne. Bu çok kötü bir şey. Ama şu var. Bunun Kur'an'da olduğunu biliyorum bu adam. Bunu bil, bilmeden Kur'an'da olduğunu olmaz bilmem ne inkar etse hemen kafir demeyiz. Ne payı koyarız oraya? Bu Kur'an-ı Kerim'de var ha. Ya öyle mi? Hangi ayet? Ayeti de gösteririz ona. Değil mi? Orada da bir pay koyarız. Niye? Belki sen bana Arapça bir şeyler söylüyorsun da bir mana veriyorsun da belki beni kandırıyorsun. Ne olacak ben bunu soracağım. İstediğin Müftiye sor. İstediğin vaaza sor o payda koyarız. Değil mi? O payda koyarız. Bütün bunları inceleyip de anladığı halde ki Efendi Hazretlerimiz bir yerdeydik bir zaman. Meşhur da bir adam yani o zenginlerden bir adam idi. Belki şimdi çoktan ölmüştür. Meali de açtık önüne. Hepsini gösterdik. Dedi ki bu Kur'an'da olsa da ben buna inanmam dedi. Bunu bir yerde rastladım ben. Ha şimdi bu böyle olursa buna artık imansız kafir denir. Ama o arada ben bilmiyordum, duymadım veya araştırayım bakalım, sen dediğin doğru mudur hocam, ben değilim. Herkes bir şey konuşuyor bu zamanda, öyle ya. Ben hiç duymadım bunu. Bu payı bırakıyoruz. Ama bildiği halde zaruriyatı diniye, Kur'an'da olan bir şey zaruriyattandır. Artık onu inkar edemez kimse. Hadis değil ki bu zayıf mı diye bakacak. Ayet bu. Böyle olursa, işte Allah'a, Rasulüne muhalefet budur. Babamız da olsa, oğlumuz da olsa, biz bunlarla dostluk yapamayız. Onun için bu sevgi işi çok önemli bir mesele. Burada bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee buyuruyor. Raytu havlil arş menabide min nur. Arşın etrafında nurdan minberler gördüm. Arş en büyük cisim. Rabbimizin gücü arşıdır. Onun etrafında nurdan minberler var. Minber dediğiniz yani hutbeye çıkıyor ya hutbe okuma Cuma'da minber öyle yani yüksek böyle yer. O kürsüyü, minberi, mihrabı çoğu adam karıştırır. Minber kürsüye minber diyor, mihraba mihrab mi, diyor. Aleya işte. <laughs> akwamun o minberlerin üzerinde bir takım zatlar kurulmuş. Libasum nur ve ucum nur. Yüzleri nur. Elbiseleri nur, her tarafları nur. Nurun ala nur ve leşu bi enbiya ve Ben sordum bunlar peygamber hangi peygamberler acaba? Hangi şehitler? Halbuki peygamber de değiller. Şehit de değiller. Ve lakin yakbutumun ve o. Lakin onların efendim özelliği nedir? Ne kadar fazileti var ki peygamberler ve şehitler bile onlara imreniyor. Peygamberler imrendiği adamlar var ya. Allah Allah. Yani çok da zor da bir şey değil. Kalu ya Resulullah. dediler ey Allah'ın peygamberi bize bir tanıtır mısın bunları? Kime nasip olacak? Kale buyurdu ki el mutahabbu ne fillah. Allah için, Allah yolunda, Allah uğrunda, İslam uğrunda birbirini sevenler. Bu çok azaldı ya. İlla bir menfaat giriyor, bir beklenti giriyor, bir çekince giriyor. Ya korktuğu için yalakalık, yağcılık giriyor. Yani bu eskiden daha fazlaydı. Ben yani bir 30 35 sene evvelini çok iyi biliyorum. Çok fazlaydı. Allah için birbirini sevenler, tabii bizim efendi yanında çocukluğumuzdan beri büyüklerimizi gördük. Birbirini çok seven insanlar, böyle ikramlar, hürmetler, efendim birbirine yardımlaşmalar Allah çok vardı ya. Bu nedir bu artık bilmiyorum işte bu ekonomik düzensizliklerdir, bu 28 Şubat sürecindeki bazı baskılar mıdır nedir? Millet böyle birbirinden soğudu, herkes birbirine şüpheli bakar oldu, bunun derdine, bunun niyetine gibi yani mahvettiler memleketi, milleti ya mahvettiler ya. Yani bir adam yolda kalsa almıyor adam artık niye numara yapıyor belki bini arabaya da boğazımı çekecek. Yani bu durumlar yoktu be kardeşim ya. Herkes dağın başında gördüğü adamı arabaya alırdı ya. Bu 10-15 senede oldu ya. Bu, bu, ya. bu tabii ne demektir aynı zamanda bu? Sevginin kaybolduğuna delalettir. Burada bir sevgi olsa böyle bir şey olabilir mi ya? Adam orada kıvransa ama doğal olarak yani. Çünkü haberlerde öyle şeyler çıkıyor ki e, arabaya alayım desen şunu hastaneye verir. Diyor ki aman götürme senin üstüne kalır. E niye sen üstüne? E biri vurdu geçti ona. Ne olacak bu sefer? Sen getirdin hadi sana yazıyoruz bunu. Ya niye bana yazıyorsun? Benim arabamda vuruk yok, çatlak yok. Buna vurdu biri gitti falan falan. Adam da komadaysa falan hepten sana kaldı. Adam belki ayık olursa falan. Der ki bu değil falan. O da bir de derse ki hatırlamıyorum ki belki de budur. <laughs> yandın yani. Ya, yandın ya. E öyle ya kardeşim adamı hasta diye alıyorsun adam başına iş açıyorsun. Bunlar işte İslam kalmadı, sevgi kalmadı, muhabbet kalmadı, bir şey kalmadı. Bir şey. Birbirinin üstüne atmak, onu ona yıkıp da acaba ben kurtarabilir miyim, sıyırmak, hak hukuk, helal haram hiçbir şey yok ya. Oradan hastaneden kurtulmasına bakıyor yani, çıkmasına bakıyor. E bu adamın bir iftiraya kurban gidecek, uğraşacak böyle suçsuz üzere kaç sene hapis yatanlar var ya. E bu, bu olur mu bunu? Sen de desene ki bu meydana çıkırsın, çıksın bakalım ben bu işi tam anlayalım, dinleyelim ve o ona bakmaz, o da ben çıkayım da iyileşeyim de ne yaparsa yapsın adam. Olmaz. Mı? Allah için birbirini sevmek efendim büyük bir vasıf. Peygamberlerin imrendiği bir makam, peygamberlerden üstün manasına değil haşa. Ama onların bile gıpta ettiği, imrendiği bir makam verilmiş bunlara bir özellik verilmiş bunlara. O zaman bu sevgiyi nasıl muhafaza ederiz? Bu sevgiyi nasıl muhafaza ederiz? Sırf Allah için birbirini sevmek, araya hiç bir menfaat girmemek. Bu ilaçlık böyle insanlar var. Allah sayılarını artırsın. Ay. Ama bize de onların huylarından bulaştırsın bile. bizde boşluk oluştu. Eskiden yani neydi ya millet birbirine Allah için sarılmak. Şimdi sarılmaya bile Millet artık öyle bir yaptılar ki kuş gribi bilmem ne gribi boğazdan geçiyor, nefesten geçiyor, elden geçiyor, bilmem ne geçiyor. Musafa da bitti yani. Adam musafa bile ederken hesap yapıyor. Ondan sonra hemen bir musafa yapsa doğru elini yıkıyor, gidiyor eline fıs fıs bir şey sıkıyor. Adam karşıdan morali bozuyor, ben mikroplu muyum kardeşim ne hareket yapıyorsun falan. Yani musafa etmesen daha iyi. Musafadan sonra eline fıs fıs sıkarsan o da bir ayıp. E, ayıp ama ben mi öleyim hoca efendi burada? E ölme de kardeşim bir şekil yapalım buna ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Memleketi ne hale getirdiler ya? Her gün Yahudi bir şey çıkarıyor bu Siyonistler ya. Her gün bir mikrop, her gün bir alerji, her gün bir sıkıntı. i̇nsanlar ne yiyeceğini şaşırdı, ne yapacağını şaşırdı. Ya elini tutmak mesele oldu ya birbirine ya. Musafa, kalabalıklara girmeyin, topluluğa girmeyin. Efendim bu gibi cemaatler bunlara da mesela şimdi. Bir ara bayağı bir korktuk da ha? grip oluyoruz diyor. Hele bir hapşırsa adam arabaya binip kaçıyor ya. Ya kardeşim camideyiz de kardeşim cuma var, bayram var. Mevla namazı cemaatla kılın buyuruyor. Yani burada adam hapşıracak diye camiye mi gitmeyeceğiz? Ne yapacağız ya? İşte hep Allah için birbirini sevmenin zıttı. Birbirinden soğukluk, birbirine karşı böyle hastalıklı gözüyle bak, hakir görme, böyle bir şeyler topluma bunları aşlama çalışıyorlar. Ama tutmuyor. Tutmuyor ama İnşallah biz yine bir gayret edelim. Bir soğukluk var. Ben bunun farkındayım. Bizim o eski külliye meseleleri neydi ya? Yani neydi o toplaşmalar? Gecenin üçüne dördüne kadar oradan insanlar çıkamayacağını bildiği halde çamura balçağa bataraktan o sofralar neydi? Birbirine ikramlar Medine gibiydi ya. Yani herkes birbirini çağırır sofrasında oturur. Sen kimsin nesin sormaz öyle değil mi? On binler, yirmi binler, otuz binler gördük. Yani 50 yüz binler sokaklarda birbirine gece sabahlara kadar yollarda yol arkadaşlıkları birbirine arabasını almış, kamyona bindirmiş, arkayı doldurmuşlar. Hep bunlar kayboldu bunlar, kayboldu. Şimdi Sinan Erdem'de olacak inşallah. Bu pazar. Ama siz yediye kalmayın erkenden. Şimdi de bunu böyle bir sabota etmek için haberler çıkarıyormuşlar. Duydunuz böyle bir şey? İyi ya siz... Sizin etrafta münafık yok herhalde. <laughs> Ama bu çarşambadan uzak durun. Burası çifıt çarşısıdır. Bu çarşamba var ya. Bura çifıt çarşısıdır. Buradan uzak durun ya. Allah! Ne dedik dedikodular uyduruyorlar. Yok iptal olmuş. Yok şöyle olmuş. Yok efendi gelmeyecekmiş. Yok efendi yapacak. Ya nereden uyduruyorsunuz bunları ya? Geçen icazet var dedik size. Gelenleriniz oldu mu? Oldu. Geldi mi efendim? Hazreti? Üç saat oturdu mu? E kandırdık mı sizi? Ne var bunda ya? Ya onu uyduruyorlar şimdi hanımlar gelmez Ya kardeşim hanımlar pazara gidiyor. Kitapçıya gidiyor. Her tezgaha gidiyor. Her şeyi konuşuyor. Bazı hoca hanımlar böyle yaygara yapmışlar. Hanımlar gitmesin şudur. Birisi diyor ki ben ölmedim Mahremsiz gitmedim. E bu seferi mesafe mi kardeşim? Yani şimdi fıkıh var, helal var, haram var. Tabii ki efendim kocasıyla, eşiyle, oğluyla, eşiyle bundan olsa tabii o iyidir. Veya bir hanım cemaati olur. Yani ama bu seferi mesafe değil ki. Bazısı komşu 25 yaşından aşağı gitmesin. Yahu siz din mi tayin ediyorsunuz? Ne cahil bir şeysiniz ya. Ya bunun yaşı başı olmaz ki. Durumu müsait olursa. Burada bir emir yok. Ama izin var. E bu izni de kalkıp yok diye Efendi Hazretlerine iftira hep bunlar cübbelinin başının altından çıkıyor. Ben de cübbeyi daraltıyorum ki hani içine çok şey sığmasın diye ama hala bizim cübbe çok su kaldırıyor. Kaldırsın bakalım. Ya ne alakamız var kardeşim? Siz bana inanıyor musunuz? Bak vallahi billahi tellahi üç tane yemin var İslam'da. Yemin ediyorum. Bu meseleyle benim hiçbir alakam yok. Muhammed Avvami Hoca Efendi, Medine'de büyük alim. Geldi burada size vaaz etti. Bu mübarek Hindistan ulemasıyla çok hukuku var. Hanefi mezhebinde muhaddis oldukları için iki grupta. Medine'de olduğu için 30 senedir hep ona geliyorlar. Bu mübarek geldiği zaman efendim efendi hazretlerine konuşuyor. Efendi hazretleri zaten Arapçayı Türkçeden iyi anlıyor. Ona hiç şüphe yok. Bir şey Türkçe söylüyorsun bazen bir iki kere tekrarlatıyor. Arapça söylüyorsun hiç tekrarlatmıyor. Hemen başını salıyor. O beyti bir daha oku bakayım diyor. Arapça beyt okuyorsun hemen onu anlıyor. Mana vermek ayıp zaten Efendimiz'e mana verilir mi? Arapçaya daha aşinalığı var. Bu durumu anlattı. Dedi ki Hindistan'da Hindistan'daki Diyubendi alimleri, bunlar çok büyük alimler. Bakın şu anda Vovotel'deler. Otel'deler 350 kadar alim geldi. Türkiye doldu. Yarın Cuma'da Eyüp Sultan'da kılacaklar inşallah. Efendimiz'e oraya gelemeyebilir. Ben şimdi efendimizin geleceği yer var, gelmeyeceği yer var her yere efendi yoramayız. Yarın efusanda kılınacak inşallah. Bu alimlerin çoğu 60 yaşından yukarıda. 50 tane elektrikli arabayla şeyle, tekerlekli arabayla geldi 50 tanesi. 90 yaşında, 100 yaşında ulema var. Ya bir alimlerin yüzünü görmek ibadettir ya. Yani şimdi burada bu kadar alimin geldiği yere gitmeyin, gitme. Ne oluyor size ya? Maça gitmeyin. Efendim şarkıya Türkiye'ye gitmeyin diye bir kere böyle vaaz etmediniz. Efendim salonlara gidilmez. Ne alakası var? Efendi Hazretleri'nin geldiği yere gidilmez mi? Allah. Yani burada efendiyi zorla getiriyorlar. Çüş ya. Ya zorla nereye getirilir efanseri ya? Zorla nereye götürülür? Bak geçen burada şifa dersindeydim değil mi? E dersten hemen bana kağıt geldi. efanseri gelmiş seni bekliyor. Gittim ben evde buldum efanseri kapıyı açmışlar. Dedi gönlüm sana aktı dedi. Geldim demişler ki sohbettedir olsun bekleriz onu demiş mesela. Yani bunu ben zorla yaptırabilirsem gel sen de zorla yaptır. Seni yerime koyayım yaptır hadi bakayım. Böyle iftiralar yapmayın. Benim bir şeyle alakam yok. Ama bana bir vazife verildiği zaman ben bunu efendinin yakınında biri olarak da ben yapamam diyemem ki. Bana diyorlar ki şunu sen konuş. Yani konuşma vereceklerse bana verirler. Vermezlerse de vallahi bir kere bile bana konuşma verin demem. Hatta birkaç konuşma hakkımı iptal ettim. Dedim fena hocaya verelim, fena hocaya verelim. Ben dedim rahatsızım şimdi. Ama böyle olmaz ki bana iftira atıyorlar bunlar. Benim de ne kadar günahım varmış. Silin silindir, ne bitmiyor. Eyvallah. Böyle böyle uğraşıyorlar yani. Efendi Hazretleri bu böyle bir ödül meselesini kabul buyurdu. İslam'a üstün hizmet. Bu kadar alimler hep vefatından sonra o divendilerin o zat 140 sene evvel geçmişti. O dergide de yazdık ya. 140 sene evvel vefat etmiş bu işi kuran zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada ona bir medrese çizmiş. Toprağın üzerine. O da uyanmış. Bir köy. Küçük bir köy. Bakmış ki Sabahleyin orası çizili toprak. Uyandığında. Muhammed Kasım Nanu Tevi Hazretleri. Ona göre bir medrese hala o sembolik duruyor orada o köyde. O Diyubent köyü. Ama bu hizmet onlar milyonları aşmışlar. Bir medreseleri var on bin talebe. Bir medrese yirmi bin. Bunlar hepsi Hanefi fıkıhçı ve hadis alimleridir. Pakistan'da dolu, Bengaldeş'te dolu, İngiltere'de dolu, dünyanın her yerinde bunların medreseleri var. Üç dört milyon talebeleri var. Hep alim yani. Buna böyle bir hareket. Efendi Hazretleri Hanefi mezhebi, Nakşi ve Şayhi, Ehli Sünnet velisi, bir ödül takdim ediyor. Bunu da ilk başlatıyorlar. Bu ödül de bu sene başlıyor. İlk olarak efendim sene verelim demişler. Efendi Hazretleri de, olsun kabul et, kabul etti mübarek. E şimdi bizim bazı dangalak hocalar var, dangalak. Bunlara dangalak diyorum kızıyorlar, e, dangalak değil sen böyle konuşma. Efendinin ödüle ne ihtiyacı var? Efendi zaten ehli sünnet değil mi? Allah Allah. Efendi ehli sünnet olduğuna dair diploma verilmiyor ki. Çok hizmet etmiş, diye mübareğe böyle bir ödül ver. Bu bir semboldür. Burada mühim olan nedir? 400 alimin ehli sünnet ulemasının bir araya gelmesidir inşallah. Meşhur Abdül Samed'in oğlu geliyor. Kur'an'da an, Kur okuyacak inşallah. Ondan sonra güzel hoca efendiler kısa kısa konuşmalar olacak. Efendi Hazretimiz mutlu olur inşallah. Çok mutlu oldu zaten. Devamlı immet ediyor. Devamlı bu konuyu soruyor. Kendisi bunu kabul etti. Ondan sonra marifet derneği. Ben marifet derneği benim alakalı bir dernek değil ki. Efendi Hazretleri'nin yanında bulunan hizmetkarlarının yap, kurduğu bir dernek. Allah onlara muvaffak etsin. Yani bu, orada da ben üyeliğim yok. Marifet Derneği Türkiye ayağını tertip ediyor. Diyubendiler Hindistan ayağını tertip ettiler. Ve bu kadar alim teşrif ettiler elhamdülillah. İnşallah pazar günü Allah için bir, bir araya gelmek. Bak Kimdir bu nurdan minberlere kurulanlar? Allah için sevenler ve mütezavirun fille Allah için birbirini ziyarete gelenler. Bu 400 alim niçin geldi efendi hazretlerini görme? Yok ne gel? Para mı veriyorlar adama 10 bin dolar ya? Hepsi niçin geldi? 100 yaşında adam niye geldi? Sandalyeli 50 tane alim niye geldi? Duymuşlar çok salih bir zat. Dünyada hizmeti çok geçmiş İslam'da e. bir görüşelim. Allah için birbirini ziyaret edenler. Siz de oraya gelirseniz ne olur bu? Allah için gelmiyor. Vel müteccali sünnü fillah. Allah için oturanlar, bir araya gelenler. Şu saatte şurada oturuyorsunuz. Yani hakikaten birbirimizin pek bir şeysi değiliz. Bu kadar memlekette de birbirinden soğukluk başladı. Ama şurada bile yan yana oturmanız Allah içindir kardeşim ya. Niye geldin buraya? Bundan dolayıdır ki nurdan minberlere kurulursunuz inşallah. E bir hanım kardeşimiz bak bugün yine talebelerden bir zuhurat görmüş. Efendi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. E, diyor ona ki ya Resulallah sen o salona gelecek misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mahmud'um gelmiş ben demektir. Yani bunu sipariş versen bu kız çocuğu görmez. Kursları belli, talebeleri belli. Ben hanımlarla telefonla konuştuğum yok da haber bana geliyor. Birinin ya kızı görüyor ya babası görüyor, anası görüyor bana haber geliyor. Ortu'dan bir hoca efendi gördü imam. Geçen hafta adam telefon etti bizzat. Hiçbir şeyden de haberi de yokken dedi ki böyle böyle büyük bir salon. Şimdi bizim bu dangalak hocalardan birine telefon ediyor. O da ona diyor keşke cami görseydin. Ya o adam diyor ki sipariş veremezdim ki diyor ya Zurat. <laughs> diyor ki büyük bir salon gördüm diyor. Salonda bütün alimler var. Efendim son semt teşrif etmiş olan. Diyorlar ki seç geliyor buraya. Katılan kurtulur. Ha bu nedir? Orada bir dua yapılır. Bir amin denir. Kaç bin kişinin amini. O kadar alim evliya var. Sen de af olursun, ben de affolurum inşallah. Burada başka bir dert yok ki be kardeşim. Bilet yok, para yok, üyelik yok. Bir şey yok ki burada. Kimin itibarı bu? Efendi Hazretleri'nin itibarı. Şimdi bakın dikkat edin bakalım. Şimdi İsmail Ağa Camiası'nın önde gelenlerinden geçinen bazı cenazelerde hemen öne atlayan bazı yerlerde kürsüye fırlayan, her konuda ileri geçenlerden buraya katılmayanlar olacak. Bunlara dikkatinizi çekiyorum. İşte o zaman anlayacaksınız ki, Efendi Hazretlerinin itibarı, şerefi niye seni rahatsız ediyor? Bu soruyu halkımız bunlara soracaktır. Ve bu zamanla meydana çıkacaktır. Niye seni Efendinin itibarı rahatsız ediyor? Bu zamana kadar sen ha efendi hazretleri canlıdır, ayaktadır, dimdik duruyor. Ha bunlar mı seni rahatsız ediyor? Vallahi ben efendiden önce ölmek istiyorum. Bunu da yalan konuşuyorsam zaten Allah Teala beni burada rezil eder. Önce niye ölmek istiyorum? Kaç kere de söylüyorum. Birkaç kere de söz aldım. Dedim efendim bazı rahatsız oluyorsunuz arasına ama benim cenazeme mutlaka gelin. Kaç kere de böyle bir söz aldım. Daha işim var falan diyor bana ama o belli olmaz. işim var mı işim var. Gidiyor öyle dolu işi olanlar hep gittiler. Öyle vardı işi olan hocalarımız gitti Allah rahmet etsin. Biz de gidebiliriz. Ben şimdi rüyalar rüyalar çok görüyorum. Bir kere bir rüya gördüm. 90 yaşını geçmişim falan. Fare rüyasında deve olmuş. Ondan sonra başka bir bizzat gördüm rüyamda. Bir bizzat. Bana dedi, ne dedi biliyor musun? Uzun yaşayacağına dair gördüğün rüyalar veya senin hakkında görülenlere itibar etme dedi bana. Bunu da rüyamda gördüm. Bu sefer o uzun yaşayacağım rüyaların hepsini itibarsız görüyorum şimdi. Çünkü Efendi Hazretleri daha 83-84 yaşında. Efendi baba kadar yaşadı, mübarek 25 sene daha yaşar. Seni de gömer, beni de gömer inşallah. E bu nedir ya? Bu mübarek insan bu kadar hizmet etmiş. Yani bu insana karşı bu hareketlere lüzum yok. Ya köşe kapmaca oynuyorlar, resmen köşe kapmaca oynuyorlar ya. Biri kadın mağazı başlatıyor, biri bir şey başlatıyor, biri şunu başlatıyor. O onlara mesaj veriyor, bu bunlara mesaj veriyor. Salonlara gitmeyin, camiler faziletlidir. Yani efendinin gideceği yere gitmeyin diyemiyor. Onu dese tabii gel aşağı yapacaklar. Diyor ki salonlara gitmeyin. E şimdi bu seneye kadar böyle bir şey demedin. E şimdi tam efendi salonda toplantı var. Efendiye bir hafta kala diyor ki salonlara gitmeyin. Ne demek bu? Ama bu ne demek kardeşim sen böyle hocalık olmaz. Sakalından sarından utanman lazım. Bu efendi hazretleri sizi adam etti. Sizin hepinize değer verdi. Biraz hizmet edin, biraz fedakar olun. Biraz vefalı olun. Efendinin adı yaşasın. Bizim adımız sönsün ya. Bu nedir ya? Allah için bu dedikodulara inanmayın. Efendi Hazretleri buradan razıdır. Ben kendim rüyamda gördüm. Efendi Hazretleri bir otele gitmiş. Türkiye'de. Ya efendi Türkiye'de otele niye gitsin? Medine'de gidiyoruz. Hindistan'da gittik. E, me, Türkiye'de otele ne gerek var? Hiç böyle bir mevzular yok. Ramazan'da gördüm bunu. Gittim Efendimiz'in yanına girdim. Büyük bir oda burası kadar geniş. Efendimiz'e mübarek böyle uzanıyor. Ayağını uzattı. Normalde elini ayağını öptürmez. Ayağını uzattı öptü. Öptürdü yani. Öptü ben. Ondan sonra uzun bir rüya tafsilatına girmeyin. Dedim efendim bu Ramazan'da ömre düşünüyor musunuz? Ravza'ya gitmedi. Dedi ki Ravza buraya geldi bu sene. Ben niye gideyim bu sene dedi. Ben de bu meseleden hiçbir şey haberim yok. Sonra bu alimler bu otele gidince. Efendi Hazretleri de otelde sempozyum olacak. yani Muhazara diyoruz Arapça. Alimler konuşmalar yapacak iki gün. O alimler oraya yemeğe gelmediler. Şimdi orada iki gün. 6-7 saat bütün ehli sünnet müdafası alimler konuşma yapacak. Bunlar bildiri halinde sunulacak. Hepsi imza atacak. Burada ehli sünnete takviye çıkacak. burada. Burada iş var da. Bu sadece merasim değil ki bu işler. Sonra şimdi bu çıkınca Allah Allah dedim ya. Yani Efendimiz Türkiye'de otele niye gitsin bak. Meğer o otelde sempozyum olacak ya oraya geleceğiz. Bak. Işte. Bunlar hepsini ben mesela ben bunu önce gördüm hiç bu iş yoktu. Onun için evham etmeyin. İnşallah Efendi Hazretlerimiz geçen hafta dedim. Peygamberler masumdur, enbiya masumdur, evliya mahfuzdur. Allah dostlarını korur. Yanlış yaptırmaz. Onlar hata yapmaz. Allah koruyor. Senin benim gibi nefisleyiş yapmazlar. Allah onların kalbine bir şeyi sevdiriyorsa bir şeyin olmasını bugün yine ne buyurdu? Hayır olacak. Çok hayır olacak. Merak etmeyin. Hayır olacak inşallah. Alimlerin efendim e, Türkiye'de bu kadar alim bir araya ilk olarak geliyor. Tarihi bir hadisedir. İnşallah Rabbim hepsinin e, hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Bizim hakkımızda da dualarını Rabbim kabul eylesin. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Hel amil li Benim için bir amel yaptın mı hiç? Cık. Musa Aleyhisselam koca yap yapmaz olur muyum ya Rabbi diyor. Sallay tülek namaz kıldım senin için ve oruç tuttum senin için ve sadaka verdim senin için ve dekar tülek zikir yaptım senin için. Mevla bu inna buran. Ya Musa namaz senin için uçettir. Ve sum oruç senin için kalkandır. Ve sadaka sadaka senin için gölgedir. Ve zikru leke nur. Zikir senin için nurdur. Yani kıldığın namaz, kabirden kalktığın zaman sana rehber olacak. Oruç sana cehenneme karşı kalkan olacak. Sadaka mahşer güneşinde gölge olacak. Zikir sana kabirde, mahşerde, cennette nur olacak. Bunlar sana yarayacak ey Musa. Fe-i amel Ya sen benim için ne yaptın? Musa Aleyhisselam'da ilahi dülleni ale amel velek. Ya Rabbi o zaman senin için ne yapacaksam onu bana sen öğret. Anladı Musa Aleyhisselam işi. Sen öğret. Kale Mevla ya Musa hel ve aleyteli veliyyen kattu hel aadeyteli kattu Ey Musa hiç benim için bir dostumla dostluk kurdun mu? Benim için bir düşman olan, bana düşman olan, dinime düşman olan birine birinin bu imansızlığına karşı düşman oldun mu? O zaman Musa Aleyhisselam anladı ki Allah'ın en sevdiği amel neymiş? Allah için sevmek. Allah'ın en sevdiği amel neymiş? Allah için buğz etmek. Rabbim cümlemize bu farzı hayatımız boyunca işlemeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi de belki de derler ki bu dersi bunun için seçtim. Ben bunun için mi seçtim bu dersi? Amin. Sıramız nerede? Amin. He 18 ha bak. <laughs> 18. ders bu. Be. Bu ders bizim bir, bir zamandır 6-7 aylık sıradan. Bugün 18. farzdayız. Allah'ım amel etmeyi nasip ve müyesser Amin. eylesin. Amin. Şimdi Efendi Hazretlerimizin hayatı hakkında bir eser çıktı. 127 sayfa. Efendim hocaları da var, resimleri de var hocalarının. Artık bu zamana kadar yapılmamış, geç kalmış işler. 127 sayfa. İnşallah Mahmud Efendi Hazretlerimizin güzelce hayatını okuyun. insanlara da dağıtın. Bu Ahıska yayınları tarafındandır. Bunları ben basmıyorum. Bunları ben baskı bana ait değil. Bunlar hep hayra harcanıyor. Bunun tamamı talebelere harcanmak üzere Ahıska yayınlarına ait. Benden hiç alakası yok. İstersen git Ağızkaya yayınlarına sor. Hiç benimle alakası yok. Ben size Allah için duyuruyorum. Ama dağıtırsanız hayrınız olur. Bir diyor velinin hayatını yazan onun şefaatine ahirette nail olur. E sen bunu yazamayacağına göre o zaman okuyan da onun şefaatine inanarak, severek Allah için okuyan da onun şefaatine nail olur. Peki bu kadar insan bir şey bilmezken tanıtan, götüren, hediye eden bak bir Allah dostunu oku, tanı. O da şefaate nail olur inşallah. Çok hayrınız artsın. Allah ecrinizi artırsın. Evet. Arif dergisine zaten sahip çıkın diyorum size ama zaten çıkmanız lazım. Neden? Sonunda sizin hayrınıza dünya kadar neler var? Zikirler var, vazifeler var. Efendim mesela Besmele-i Şerif 786 kere Besmele'nin şifresi kaçtır? 786'dır. 786 kere okuduktan sonra her rekatta bir Fatiha 15 elem neşrah okuyarak 3 selamla 6 rekat kıldıktan sonra şu duayı yapan ne isterse olur. Ama ne isterse. Bu 67 sayfada. Bu besmele duasıdır. Bu çok büyük bir duadır. İlk yazıldı bu. Allahümme yeseylüke bi fazla bismillahirrahmanirrahim ve yeseylüke azameti bismillahirrahmanirrahim Böyle geçiyor. İnşallahurrahman yalnız burada bir ben düzelttiğim halde bizim arkadaş yapmamış. Beşinci satırda eğin diye bir kelime geçiyor. Hepinize duyuralım burada. Eğni olacak. Eğni. Eğin yanlıştır. Eğni. Tahsih de yapmışım. Kağıdı da getirttim ona bak. Benden kaçmış dedi. Dedim senden kaçmış ama bak yazık olur bu. Mana bozulur. Eğni. Eğni. Beşinci satırın sonunda bir eğni var. O kelime eğin yapmış onu. Eğni olacak. Fakirliğimi zenginliğe çevir. Efendim, ömrümü uzat. Sıkıntılarımı gider işlerimi kolay et, kadri kıymetimi artır neler 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 çok büyük bir duadır besmele duası burada vardır namazda daha neler var ben bunu bir dergi bir ayda sohbet yapacak kadar ilim yazılmıştır şimdi şu duyuruları e, yapıyoruz beyan ve guraba dergileri hakkında bir ilanda bulunduk bununla alakalı bize intikal eden yanlış anlaşılmaları geçtiğimiz sohbette bir ölçüde düzelttik. Lakin buna rağmen yine de yapılmakta olan ısrarlı muracaatlerden ve itirazlardan anlaşıldığı gibi bunun yeterli olmadığı görülmüştür. Buradan sıkıntı gelmesin. Bu açıklamanın kimilerine yeterli görülmediği anlaşılmıştır. Kısa ve öz olarak diyoruz ki ilk ilanımız bir takım bilgi eksikliklerine ve yanlışlıklarına dayanmıştır. Bunun böyle olmadığını açıklamayı zaruri ve lüzumlu görüyoruz. Beyan dergisi yetkililerine ve kamuoyu bunu böyle tasa edildiğini açıklıyoruz. Arifan dergisi farklı bir dergidir. Beyan dergisi farklı bir dergidir. Aramızda bir bağlantı, irtibat yoktur. Bununla beraber geçen konularda konuştuklarımız şu anda beyan ekibinin bunlardan beri olduğu ve uzak olduğuna dair bize geldiler. Görüşmeler yaptık, böyle kanaate vardık. Bu tasıyı lüzumlu görüyoruz. Bu fitneyi de kapatıyoruz. Arifan Ümraniye Şubesi hizmetinizdedir. Dergiden irtibat telefonlarını alabilirsiniz. Mami Azam Camsin karşısında hayırlı olsun inşallah Saat 7'de Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda inşallah Yalnız erken gelmekte fayda vardır Allah engelleri kaldırsın Amin. Rabbim ilk kimsenin ayağını taşa çamura çattırmadan Selametle toplanıp dağılmayı nasip etsin Allah'ım huzur bozucu olaylar olmaktan muhafaza eylesin Amin. Rabbim provokasyonlara müsaade etmesin Amin. Rabbim Fazıl Kerim Efendi Hazretlerimizin Ve o kadar yüzlerce alimin meclisinde bulunmayı bize nasip etsin. Allah'ım dualar, immetler, feyizler, bereketler ve vatanımıza, milletimize hayırlı yapsın. Akıbetimizi ve bütün ulemanın akıbetini hayır eylesin. Amin, Amin. diyen dillerinizi nar-ı cehimden eylesin. Amin. Amin. Şimdi siz insanlara duyurun. Hem Cübbeli Ahmet Hoca .tv internetten hem Lale Gül FM'den Habertürk'teki Haber teke tek yayını verilecektir. Bundan dolayıdır ki saat 10'dan sonra bunu dinleyebilirsiniz. Efendim insanları haberdar edin. Mühim olan bu işleri duymamış insanları telefonlarla, mesajlarla haberdar edin. Diziler bir şeyler de varmış ama inşallah bizim iş diziye miziye uymaz. Bizim iş Allah peygamberden bahsetmektir. Halkımız onu tercih eder. Millete duyurun inşallah. Allahümme, Allahümme salli ve sellim sallim, ve, barik, sallim, ve barik ala seyyidina, ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى وآله وصحبه <وسلم> <الصحة> خاصة فالى <سؤال> اروع ماتنا مات المسلمين من جماعه الحاضرين الفاتحه